Herkese merhaba. Yeni merhaba. Bir videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün günlerden pazar. Ve nereye gidiyoruz? Gönül Dağı'na gidiyoruz. Evet, köyüme gidiyoruz. Dedemin mezarını ziyaret edeceğim. Ondan sonra da biraz gezeceğiz. Gönül Dağı'na çıkacağız. Bakalım hep birlikte neler yapacağız. Günlerimiz vallahi su gibi akıp geçiyor. Hiçbir şey anlamadım bu izinden ben. Geçen sene 4. ayda geldiğimizde daha farklıydı. Bu sefer daha böyle bir çabuk geçiyor, hızlı geçiyor. Olsun artık, ne yapalım? Biraz üzüyor beni bu durum böyle hızlı geçmesi ama yapacak bir şey yok. Çok az kaldı, bir 10-20 kilometre falan kaldı köye. Gidelim bakalım. Son kez çektiğimde de çok sormuştunuz. Sivrihisar'da arkadaşlar, Eskişehir'den Ankara yoluna giderken Sivrihisar'da çekiliyor dizi. Onu da söyleyeyim. Kaç kalmış? 26 kilometre kalmış. Böyle ama Gönül Dağı buradan da gözüküyor. Değil mi aşkım? Evet. Bugün hava güzel. Ondan sonra diğer günler yağmurlu. Artık dedik bugün de buraya gelelim. Dediğim gibi hem bir mezar ziyareti yapayım hem de dolaşalım. Sivrihisar'ın sucuğu meşhur. Sucuk alalım. Sucuk alalım. Böyle gezelim bakalım inşallah güzelce. Ondan sonra akşama da döneceğiz. Eskişehir'e 80 kilometre Sivrihisar. Babam Sivrihisar'dı benim. Annem de Eskişehir'in Gündüzler köyünden. Böyle gidelim bakalım. Biraz heyecanlandım. Valla Ankara'ya giderken de böyle buradan geçtik. Gözüm burada kalmadı değil yani. Aklım, gözüm burada kaldı. Çok şükür burayı da görmek nasip oldu tekrar. Aile ziyareti yapacağız. Böyle gezeceğiz bakalım. Neler yapacağız hep birlikte görelim. Giriş yaptık köye arkadaşlar. Aa, köy diyorum da burası kasaba. Evet. Köy demem de yani memleketim şeyim olduğu için köy diyorum. Siz bakmayın. Görüyorsunuz şöyle Gönül Dağı arkada. Şimdi önce bir mezara gideriz herhalde. Ondan sonra mı döneriz? Öyle yapalım. Geç olmadan, hava kararmadan onu halledelim. Efendim Ezgi? Ben bir oyuncak aldım. Evet, Ezgi bir oyuncak aldı. Birazdan gösteririz size. Şöyle. Nasıl değil mi? Kayalık şey. Rahmetlik Nuran yengenin amcasının oğlu var. Onun evi. He. Burayı kiraladılar. Evet. Burası... 4 bin lira mı 6 bin lira mı kiraladılar. Neydi ismi ya? Veysel'le... Veysel'le şeyin... Dişçi Musa'nın evi. Dişçi Musa'nın evi. Evet, şimdi şuradan geldik. Çekim sete girdik ama çekim yapması yasak maalesef. Sizlere çekemiyorum o yüzden. Değil şu mi? Çekim yapılıyor zaten. Evet. Ama hepsini de gördük. Evet, gel hepsini gördük. Yanımızdan geçtiler. Ama maalesef kamera çekmek yasak. Şöyle bakın arkadaşlar, burası Sivrihisar Kaymakamlığı. Burada da çekim yapılıyor. Ay, kimler gelmiş? Evet, burada çekim yapılıyor. Taner'in evi burası arkadaşlar. Orada. Şimdi arabaya gidelim. Bir şey yapmıyorlar. Dediğim gibi sette çekim yasak. O yüzden hiç çekinemedik arkadaşlar. Resim, video falan çekemedim. Ama hepsini gördük. Taner'i gördük. Ramazan'ı gördük. Bütün oyuncuları. Hepsini. Asuman'ı gördük. Veysel'i gördük. Babalarını gördük, annelerini gördük. Üzerlerinde çekim kıyafetleri olduğu için yasakmış çekinmek. Maalesef böyle. Ama güzeldi. Hepsini gördük. Böyle. Şimdi de biraz gezelim bakalım. Benim amcam çalışıyor sette. Sürücü olarak.
şoförlük yapıyor. Onun sayesinde girdik biz de sete. Taner'in evindeydi çekimler. Oralardaydık biz de. Güzeldi yani, anlayacağınız, ama çok kötü hissediyorum. Sizinle paylaşamadığım için görmenizi isterdim. Çok isterdim. Ama maalesef olmadı. Şöyle Gönül'den oraya bir gidelim. Gidelim. Bir oraya gidelim hava kararmadan. Evet, şimdi Gönül Dağı'na çıktık arkadaşlar. Bakın. Şöyle geldik. Şu sola park edelim aşkım. Hı. Şuranın güzelliğine bakar mısınız ya? Güneş de şey yapıyor da. Burada açık hava heykel müzesi var. Şimdi tepeye çıkıyoruz. Bercan dur. Şöyle. Valla güneşten ne kadar gözüküyor bilmiyorum da. Ya hadi. Saat kulesine çıktık şimdi. Efendim? Şu alt sokakta, minarenin altında. Şu hangi minarede ya? Şu işte. Ha, şu en öndeki. Aha, orada. Sağda en öndeki. Tamam da sen de onun bir yan karşı. Tabii, tabii. Ama abim ne, esas nereni? Denizli. Deniz, Denizli. Denizli adam da gider o. Ben. Oranın üzümü, müzümü meşhur, oraya gitti mi doldurun gelin. Evet annem. Adamın olsun, al 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 onu. Al benden, ne olacak kız, ufacık şey. Teşekkür et. Şey değil ablam. Tamam, sağ olun, kolay gelsin. Güle güle. Güle güle. O lavaboya bak, şu bayanlar lavaboya bir bakın da beğenmezsen öbür tarafa. Tamam. Yukarıda çıktık, indik. Şuradan bir iki şey aldık, göstereyim size hemen. Çok tatlı ya. Evet. Ben şu da var. Bir saniye. Tamam, bir saniye. Şöyle 3 tane saz aldık arkadaşlar. Bakın. Şöyle Gönül Dağı hatırası. Biri anneme aldım, kayınvalideme aldım. Bir de kendime aldım bir tane. Bir tane şöyle hatıra. Ay beni odaklıyor. Magnet aldım bir tane. Bir de şöyle bileklik aldım. Bunlar böyle zihin açıcı bileklikmiş. Taşlar var üzerinde. Çocuklara hematit, kaplan gözü, havlit, lapis, turkuaz, ametist ve akik taşı varmış. Çocukların koluna takmaya. Şimdi şurada yörük çadırı var. Oraya gidiyoruz arkadaşlar. Orada bakalım ne var ne yok. Yemeğimizi orada mı yiyeceğiz bakalım. Evet. Hadi geçelim. Ay. Tam size çekemedim ama amca dedi ki çok şanslısın dedi Volkan'a. Sırısının en güzel kızını almışsın dedi. Kıymetini bil dedi, değil mi Volkan? Evet, aynen öyle. Zaten geldik bakın. Çok da uzak değildi. Şimdi kemerimi gel bakalım. Evet, o beşik gibi biliyor musun? Şibir. Şurada hemen tempo var cebimde. Gelin bakalım, geçin. Evet, çok güzel değil mi? Olur. Tamam. Çok güzel değil mi içerisi? Geçelim. Buraya oturun, burası güzel. Ne o sıkıntı değil o. Aşina, birazdan uyanacak zaten. Tamam. Şimdi geçelim. Ay çok güzel. Evet. Evet, yemeğimiz geldi. Daha gelecek ama böyle şey ne aldıydık aşkım? Ispanak mı? Evet, gözleme gelecek şimdi. Patatesli. Aha. Oy. Oh, oh, oh.
güzelliğe bir bakar mısınız? Yerleri nasıl yapmışlar? Her yer ışıklandırılmış. Şuradan ineceğiz zaten. Şöyle çok güzel. Sokakların hepsi böyle ışıklı. Bakın burada da var. Sokaklara bayıldım ya. Çok güzel olmuş. Baksana. Baksana burada da ışıklar yerde. Şimdi tam yola çıktık. Yolumuz setin içinden geçti yine. Amcam oradaydı. Tekrardan indik. Şey vardı. Asuman vardı. Onunla resim çekindik. Böyle şimdi tekrar arabaya bindik. Neyse en azından biriyle çekinebildik. Hatta o da sordu kostüm falan diye ama çekindi sağ olsun. Böyle arkadaşlar şimdi şu tek minarenin oradan bir geçelim dedim Volkan'a. Bu arada sucuk sipariş verdik. Eskişehir'e yollayacaklar çarşamba günü. De burası ne? Burası Kilim Müzesi'ydi. Tankarı'ya gelmiş Volkan. Evet. Tankarı'ya çıktı. Ha tamam. Şimdi bir aile ziyareti yapacağız. Ondan sonra da çıkarız herhalde yola. Eskişehir'e gideriz. Bilmiyorum Ceren gel. Oh, üşüdüm. Şimdi Eskişehir'e geldik. Şuradan tantuni alacak Volkan. Gece canımız tantuni istedi. Saat gece şu an 12'yi geçti yenice. Var mı? Aynı yer orası zaten. Çok yoruldum arkadaşlar. Bugün de yine yorucu bir gün. Valla Volkan'a dedim. Almanya'ya gideyim. Evime bir gireyim hayırlısıyla. 2 gün kimse bana dokunmasın. Uyuyacağım. Çok yorgunum çok. Bayağı yoruldum ya. Koştur koştur bir de daha önce dedim zaman kısıtlı olunca böyle koşturmakla geçiyor. Yorucu oluyor. Yorucu ama güzel. Değiyor. Vatanımız. Ne kadar yorucu da olsa hiçbir saniyesini kaçırmak istemiyorum. Hep değerlendirmek istiyorum. Yorucu ama ne yapalım. Öyle. İnşallah Ağustos'ta Allah bir daha nasip eder. Tekrar geliriz görürüz. Ama yoruldum. Ama çok yoruldum çok. Gel bakalım. Al bakalım. Tantunici Volkan. Ay. Tantunici Hülya diyor. Yediysen belki en son kaç sene, 4 sene önce yemişimdir. Tantunicisin. Ha? Hadi oradan. Tantunici Hülya. Ama bugün Sivrisar'daki yemekler güzeldi. Evet. Yöresel yemeklerimiz. Burası da otel. Bakın şöyle. Burası çıkıyor. Neyse hadi eve artık. Dinlenelim artık.